Evet arkadaşlar Visual Studio kodu açtık. Hemen yeni dosya diyelim. Buradan yukarıdan Python dosyasını seçelim. Python file. Şimdi arkadaşlar buraya ilk başta daha önce de gösterdiğim gibi print komutunu göstereceğim. Print komutu aşağıda bizim konsolda görebileceğimiz şekilde bilgiler yazıyor. Print işte 3 dersek de ne yapacak var acaba? şu sağ üst köşedeki üçgenden çalıştırıyoruz. Hop bak buraya bize 3 yaz. Bu konsola yani bizim gördüğümüz bu e, terminale yazdırıyor daha doğrusu buna. Sadece buradan 3 yazıyor. Şimdi ne oldu? Arka planda bir şey çalıştı. Oraya 3 verdi. Şimdi öğrenene kadar bunu göreceğiz. Ondan sonra ileride bunu bizim görebileceğimiz şekilde yani böyle kullanıcının o tıkladığı hani pencereler var ya şu bir pencere gibi bir pencere şeklinde olacak şekilde yazdıracağız. Şimdilik basit şeyleri görmek için hani e, programlamanın temelini anlamak için bunları kullan. print 3 dedik 3. Tamam mı kardeşim ben zaten 3'ü yazdıracak o. Ham yazdırırım değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. E ben ne yapmam gerekiyor o zaman? Başka hani e, işte bir yerden bir yere dolacak, kopyalayacak, bir şeyi bir yere taşıyacak filan. O zaman ben değişkenler tanımlamam. Değişkenler tanımlayacağız. Peki değişkenleri nasıl tanımlayacağız? İşte Burada kritik bir bilgiyle başlıyoruz. Şimdi ee, değişken dediğimiz aynı matematikte olduğu gibi temel kavramlarla başlıyoruz değil mi? Bir, şuna bastığınızda buna comment diyoruz. Bu, şöyle, bunu yazdığınızda bilgisayar bunu dikkate almak. Bu şu demek, kendime not alıyorum burada. Mesela işte, ee, ne yazdım? Bir kodun ne işe yaradığını açıklamak için aralara bunları kullanıyorum ki. Ben diyorum işte bak burada temel kavramlar yaptım. işte burada kopyalamak için bunu kullandım. Bu kod neydi diye daha sonra anlamak için. Bir de zaten hani ileride mesela kurumsal firmalarda çalışacaksınız ya da bir ekip çalışması yapacaksınız. Şimdi ekip de birilerinin diğerlerine iletişim kurması için hani kodu açtı. Onu anlayabilmesi için okunaklı olması için buraya temel kavramlar diye yazdım. Tamam temel kavramlar buraya bir tane daha tık. Ne diyorum? değişkenler. Değişkenler ve değişken kavram. Değişken kavram. Tamam. arkadaşlar değişken dediğim şey. Üçü kullanmak okey. Yani mesela şunu yazdırırım. Print. Şimdi 2 artı 3 dedik. Tamam. Ne yazdı? Dikkat edelim. Bakalım aşağıya. Hemen run komutunu çalıştırdık. Ne yazdı? İlk başta yukarıdaki 3'ü çalıştırdı. Ondan sonra aşağıya geldi. 2, 3 daha 5'i çalıştırdı. 3 yazdı. 5 yazdı. E zaten 2 ile toplayacaksak hesap makinemiz var zaten. Değil mi? Bizim burada yapacağımız daha karmaşık şeyler olacak ki. Mesela biz e, kullanıcıdan bir şey alacağız. Dönüt alacağız. O aldığımız dönüte göre cevap vereceğiz. Mesela benim yaptığım bir tane uygulama var. Çok basit. Hani eğitimde yaptığımız bir uygulama işte şöyle işte kullanıcının kilosunu boyun alıyorsun işte diyorsun ki sen işte biraz fazla kilolusun ya da zayıfsın işte ideal kilon şu filan gibi kullanıcıya veriler dönüyor. Bu şekilde uygulama yazabiliriz ya. Yani. Ben yani istersen bu da bizim bir hedefimiz de olsun. Ama şimdi kullanıcıdan bir veri alacaksın. Bu veriyi bir şeyle çarpacaksın, toplayacaksın, matematiksel işlemler yapacaksın. O zaman ne olacak? Matematikte bizim kullandığımız hani şu x kavramı var ya mesela bir şeyi x Onu ya Neye x diyeceğiz? Buna bakalım neye x diyeceğiz? Ya da e, x'ler nasıl tanımlanabilir? Burada hemen mesela ne yapalım? Bir tane şuradan. E, ben size hatta bununla ilgili şurayı açıyorum. W3 cool dediğinizde bu siteden bütün yazılım dillerini öğrenebilirsiniz. Bakın Python'a bastık. Buradan geliyor Evet aynı bir ya Hello demiş. İşte buraya quizler koymuş. Buraya işte ne yazacağız filan. Ee, güzel oluyor aslında hani. Evet, getting started diyor. Installing. Tam inst kurduk zaten biz. Burada nasıl kuracağımızı da gösteriyor. Syntax. İşte bu e, syntax dediğimiz şey noktalama işaretleri yani grameri gibi dilin akışını veren şeyler. Evet gördüğünüz gibi bakın e, indentation diye bir şey var Python'da. Bu çok önemli. Bir şeye başladınız ya mesela if diye başlamış bu mesela. Bu if diye başladı eğer demek bundan konuşacağız. Bu Bö, böyleyse şunu yazdırdı. Tam şu print'i içeriye gireceğiz. Çünkü bu if'in içinde olduğunu gösteriyor. Ee, e, mesela Java'da şey var. süslü parantez yapıyoruz. Onun içinde olduğunda anlaşılıyor. Ben o yüzden Java'nın biraz daha o görsel tarafını seviyorum. Ama bu da kolay oluyor. Yeni başlayan arkadaşlar için o işte süslü parantezlerin yerini karıştırmaktansa burada kesin ve doğru bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Ee, evet bakın gördüğünüz gibi burada ne olmuş? Hata olmuş. Niye? Çünkü oradan dümdüz gittiğin zaman hata olmuş. Evet, bunu alalım. düzgün gitmesi gerekiyor. If print print bu da mesela hata. Print'in içinde print yok. Print'in bunun altında olması gerekiyor. Düz olması Aynı düzlemdeki yani aynı düzeydeki işlemler alt alta olması gerek. Bir içine girdiğimizde mesela yeni bir var. eğer böyleyse böyle yapıyoruz eğer böyleyse dediğimiz bölgenin içine onu içeriye girerek yaz. İşte böyle deneyebilirsiniz gördüğünüz gibi hata veriyor. Ancak ikisini aynı seviyeye getirdiğimizde bakın ne oluyor. Evet kod çalıştı. Şimdi, put put put. Comment. This is a comment. Comment az önce dediğim gibi işte oraya kendimize bir not düşüyoruz. Python'da değişkenlere comment. okey, comment'te sıkıntı yok. Comment'te sıkıntı yok. Tamam. Mesela bir kod var. O kodu iptal etmek istiyoruz. Denemek için çalıştırma esnasında başına bir tane şey koyarsanız. Şu karelerden koyarsanız. Hashtaglerden değil mi? O zaman o bölge tık diye bitmiş olur. Evet. Çok fazla line almak için comment ediyor ki şu kesme şartlarından 3 tane koyup 3 tane bitirirseniz bu aralıktaki her şey comment olarak algılanacak. Yani onu yazıcı algılamayacak. Ama biz kendimiz görsel olarak göreceğiz. Orada kendinize hatırlatma notları ekleyelim. Şimdi değişkenlerden başlıyor Değişkenler ne değişkenleri var Python'da? Öncelikle tam sayılar var, e, stringler. Var. Şimdi şundan bahsedelim. Hemen yazalım mesela. Evet, şuraya basıyorum. Pıt. Evet. Mesela, name. Tamam. Name ne oluyor? İsim. İsim ne olsun mesela? Alper. İsmi Alper diye verdim. Print. Bakın buraya eğer kelime yazacaksak şöyle yapıp isim iki nokta üstü. Bir tane de boşluk Bırakalım. Artı. Tamam mı? İki tane string değerini, iki tane string metin değerini arka arkaya birleştirmek için böyle diyor. Name yaparsak bu name'i değiştikçe buraya yazan şey değişecek. Şimdi bakın basalım hemen bir tane çakalım bunu. Hop ne oldu ne çıktı? 3 5 isim Alper yazdı. İsim iyi büyük, büyük iyi almıyor. İsim onu ayarlayabiliriz de çok önemli değil şimdilik. Ne oldu burada? Ee, i̇sim Alper yazdı. 3 yazmıştık, 5 yazmıştık. İsim Alper. Böylelikle de, ne yapmış olduk? name ismini değişken vererek o name değiştikçe biz bunu değiştirebiliriz. Mesela birazdan ne yapacağız? Daha sonra işte 10 ee, tane isim olacak. İşte diyeceğiz ki Alper birinci, Alper işte Mehmet ikinci, Veysel 3. falan gibi. Ya da mesela işte ee, dummy veri oluşturmak için mesela random veri oluşturmak için mesela işte bir tablo yapacaksınız. Şablonunuz var işte şablonu doldurmak istiyoruz. Tek tek doldurmak yerine işte Buradan 10 tane isim yazarsınız. 10 tane soy isim ya da işte belli sayılar. Onlardan rastgele birleştirerek bir veri takımı oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Diyelim bu sync değeri. String'e ilgili bilmemiz gereken bazı şeyler var. Mesela print name artı 3 dersi. Print name artı 3 dersi. Acaba ne olacak? Basıyorum hata oldu. Ne diyor? Burada aslında bu hataları da bu arada bir şey daha göstereceğim size. Diyelim ki böyle bir hata yazdı ya. Şurayı kopyalayalım. CTRL-C yapıyoruz. Tamam Şuradan da Google Bar'da açıyorum. Tamam Google Bar'da geçtik. şuraya yazıyor. Tamam Yapıştır ve altına da kodumuzu yazalım. Tamam mı? Bak şimdi. CTRL-C Google Bar'da girdiğimiz. Şöyle. Bu hatayı şu kod verdi. Ne yanlış? bu da yapıştırdım oraya. Tamam mı? Şimdi bu adam bunu okuyacak. Perintü evet, 3 temel kardeş. Evet. Diyor ki print name artı 3 yazdın ya diyor. Name değişkeni integer. Bu bir tam sayı diyor. Pardon, 3 tam sayı ya. Bir string'le bir tam sayı birleştiremezsiniz dip. Bir tam sayıyla bir kelimeyi birleştiremez. Yani onu e, alper 3 diye mi yazacak? Alper'in sayısal bir değeri mi var? Tanımsız oluyor. Anladınız mı? Dolayısıyla bunu almam gerekiyordu benim. Ya böyle bir 3 yapmam gerekiyor. Hatta boşluk 3 yapayım. Yani yana güzel gözüksün. Böyle basmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi ne yazdı? Ee, şurayı biraz daha büyüteyim isterseniz. Ne yazdı? Ee, i̇sim Alper. Alper 3 yaz. Tamam. Ya da. Şöyle bir şeyimiz var. Type'lar arasında değişim yaptıracak. CTR 3 yazarsanız. 3'ün yazılı halini getirmiş oluyor bastım Ne oldu bu sefer gördüğünüz gibi Alper 3 ha, arada boşluk yok Hocam ne yapalım o zaman şöyle artı yapıp bir boşluk koyabilirsiniz araya Tamam bakın ne oldu şimdi Evet Alper 3 o ile ilgili ayrıca bahsedeceğiz bir alt başlık olarak string yapabileceğimiz nedir bir kelimenin kaçıncı harfini alabileceğimiz işte harf harf bölüp bir, bir sıra haline getirebileceğimiz işte, e, bir büyük bir dosya içinden bir kelimeleri arayabileceğimiz özelliklerimiz mevcut. Tamam Ben şimdi kabaca bizim değişkenlerimiz neler? Bundan bahsediyorum ve W3 e, Schools'tan takip ediyoruz ama evet. key sensitivity evine doğru A4 ise büyük a yani küçük harf büyük harf fark ediyor arkadaşlar burada değişkenleri verirken. Evet, değişken ismi verirken dikkat etmemiz gereken şey var. Ee, x y gibi çok kısa verebilirsin ya da h az önce benim name yazdığım gibi yazabilirsin. Can name mesela çok tercih edilmiyor. Neden? total value gibi ya volume gibi yazmak daha mantıklı. Araya bir alt çizgi koyup okunaklığını arttırıyoruz. Biz buna solid dediğimiz kurallar var. Yani yazının e, okunur olması gerekiyor filan gibi. Şimdilik baştayız. Bunlardan da bahsedeceğiz. Rule for Python. Ee, hem evet. Ee, bir harf ya da şöyle bir özel karakterle başlaması gerekiyor. Underscore karakter. Evet, can I start bir sayı number başlayamaz. Ee, değişken on yoktu yine alt A'dan Z'ye sıfırdan dokuza ve alt çizgi kullanabiliyoruz. Yani alt çizgiyle başlatabiliyoruz. Onu da çok kullanan var. Bakın şurada örnekler var. May var demiş, yon demiş. May var, alt çizgi, yon demiş. May var demiş. Ben genelde şunu bir de şunu tercih ediyorum. May, yani alt çizgiyle ayırmayı, kelimeyi ya da ikinci kelimeye başlarken büyük harfle başlamayı ve bana ne olduğunu hatırlatacak şekilde kullanmaya çalışıyorum. Tamam mı? Camel case, işte bak bu. Solid'teki kurallar. Camel case dediğimiz... Ee, ilk baştakini küçük harf, ondan sonraki her bir kelimenin yeni bir şeyin başındakini büyük harfle yazıyoruz. Çünkü boşluk bırakamıyoruz bir değişkeni verirken. Ee, o yüzden böyle yapmak daha okunaklı gerekiyor. Pascal case var. Bu da büyük harfle başlatıyor. Ama ben değişken olduğu için küçük harfle başlatmayı tercih ediyorum. Ben genelde ee, şeyleri, fonksiyonları bazen daha ziyade de klasları büyük harfle başlatıyorum. Bu benim birazcık da Java'dan gelme bir eee alışkanlık. Yani işte şöyle bir şey yapamayız. Mesela ne yapamayız? Az önce dediğimiz gibi eee şunu yapamayız. 3 alp eşittir. Böyle bir değişken tanımlayamayız. Gördüğünüz gibi hemen burası kırmızı yandı. Tamam mı? Burası hemen kırmızı yandı. Yani şöyle dememiz gerekiyor ya alt çizgi alp 3 dememiz gerekiyor. Tamam? Yanlış bir yere bastım bu arada. Alp dememiz gerekiyor. Eşittir. 12. Bunun bir de güzel tarafı bunu 12 yazdık. Bunun tam sayı olduğunu anlayalım. Ee, şöyle yazdık. Bakın. tüm içinde yazmanız gerekiyor. İsim, karakter, metin olduğunu belirtmek için. Ee, sad people. Devam. Tamam şöyle yazdık. Ne oldu bu? Sad people bir tane kelime olmuş oldu. Peki başka. Bir şey daha var. O da çok kullandığımız şeylerden. Birkaç şey daha var. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. E rating. Ya da ratio. Tam oran. Tamam. Hatta ben genelde mesela başlama genel insana şöyle my ratio hani başka kelimelerle karışmasın diye ya da şöyle yapıyorlar alt çizgi ratio yapıyorlar. Ben genelde alt ratio yapıyorum. Benim maydansa alt daha hoşuma gidiyor benim. Ee, mesela bu da oran olabilir. Mesela sayılar tam sayılardan ibaret değil. Ne var bile rasyonel sayılar. Maalesef irrasyonel sayılar çok fazla kullanamıyoruz. rasyonel sayıların yaklaşık değerini e alıyoruz. Buraya da mesela ne yapalım? 12.3 Bakın burada ne oldu? Oran oldu print ne yapalım ee, şöyle alt çizgiye basınca alt 3 çıkıyor zaten bunu bir yazdırsın print başka ne yazdırsın bir de alt çizgi alt 3'ü yaz şey alt ratio yazdırsın alt neydi ratio muydu evet onu yazdırsın hatta onu daha da güzel yapalım str içine alalım onun metine çevrileceğini hatırlatalım. O kendisi bazı şeyleri hallediyor bizim için ama gene de böyle ayırmakta fayda var. Yazık bakalım ne çıktı? 12.3 gördüğünüz gibi ondalık sayılar gel. Peki, peki mesela ondalık sayımız var. Bir tane de neyimiz var yukarıda? E, ifademiz var. Son bir değişken daha var. Onu da yapalım. O da true false değil. Bu çok kullanılabilir. İşte mesela bunu şöyle başlatıyorum ben. Is checked. Kontrol edildi mi? Is checked. Is bilmem ne filan gibi şeyler kullanıyorum. Checked. Kontrol edildi mi? Buna diyorum ki true. Bu direkt true ya da false. Bir sıfır mantığın en dibi burası. İşte bir şeyin doğru ya da yanlış. iki tane değişken vereceksek. Şimdi biz hocam işte true false demek yerine bunu int yapsaydık mesela ne yapsaydık çekin ee, checking desek ve bir desek mesela bir kontrol edin sıfır kontrol edilmek demek olsun mesela yani niye illa bunun ayrıca böyle bir şey tanımlamamız gerekiyor bu uygulamamızın daha sta stabil çalışması için bizim işimize yarıyor çünkü uygulamamızda şöyle bir şey e, stabil çalışması için ne olması gerekiyor? Daha az RAM kullanması gerekiyor. Hani diyor, kastırıyor bu oyun ya falan. Hani bazen bazı oyunlar vardır ki çok ekstra görüntü kalitesi olmamasına rağmen çok kastırır. Bazıları ona göre daha yüksek kaliteli daha az kastırır. İşte bu kodlamadaki bu sistemden kaynaklanıyor. Kullandıkları programlama dilinden Tamam Uygun şeyleri kullanmayınca sıkıntı oluyor. Mesela bir veriyi kullandık. E ne oldu? RAM'den yer yiyor her verisi bir hem de bilgisayarın anlık düşünme anınızı düşünebilirsiniz. O anda aklında tuttuğu şey. Hani insanda var ya yakın bellek bir de arka bellek var arka belleği atıyor. Aynı onun gibi checking bir diyebiliriz. True demek, false demek. Tamam Is happy mutlu mu? False. Mutlu değildir. Değil, değil. mi? Bunu işte iflerde eğer böyleyse eğer şöyleyse filan diye yapıyorum peki hocam neden böyle bir şey Mesela bir yerde diyeceğim ki Eğer x şundan büyükse bunu false yap False diye kullanınca ifin içinde kullanmak Kolay olacak ondan sonra akış geldik. Şimdilik çok basit şeylerde gidiyoruz en son işte az geçen şey yaptım bir tane word dokümanı oluşturma e, Kodu yaptım onu filan beraber inceleriz İşte pay auto diye bir kütüphane var. Item'ın en zengin tarafı bu. Bir sürü kütüphane var. Bu kütüphaneleri kullanarak neler yapabiliyoruz? Bir sürü Word dokümanlarını, PDF'leri birleştirip ayırıp işte böyle paralı şeylere para ödemeniz gerekmiyor. İşte internetten video download etme programı yazabilirsiniz. E, yapay zeka kullanabilirsiniz. API satın alarak mesela yapay zeka kendi istediğiniz gibi yapay zeka yapıp sizin işlerinizi yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi dö dönüyorum ve devam ediyorum. Ee, bir şey demiştim. Ben ne demiştim? Bunlardan konuştuk. tamam değişkenlerden.